Bu odaya böyle ikide bir dalıp dalıp gireceksen ben başka bir... Nereden çıktı bu Paris işi? Böyle bir şeye nasıl bana sormadan karar verirsin? Sana sormak mı? Niye? Niye kabul etmiyorsun Mehmet? Bitti. Tabii ki kendime yeni bir hayat kuracağım. Bence bunu sen de yap. Gümüş. Ben içinde senin de olduğun bir hayat istiyorum. Anlıyor musun beni? Hem ben, hem oğlun, hem de Nihan'ın olacağı bir hayat hepimizi mutsuz eder. Gümüş, Nihan'a hayatımda yer yok. Sadece oğlumun annesi o kadar. Bak bir tanış Mehmet'le. Sen de onu çok seveceksin. O da sana bayılacak. Nasıl yani? O çocuk bir orada bir burada mı hayat kuracak kendini? Biz büyüklerin bencilliği yüzünden oradan oraya mı savrulacak çocuk? Hayır. Ona burada da bir yuva kuracağız. Bak Mehmet. Ben annemi, babamı, bütün kardeşlerimi kaybettim. Bir gecede kül oldu her şey. Yıllarca unutamadım evimizin bir kora dönüşmesini. Annesiz babasız büyüdüm. Bunun ne demek olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Kimseyi anam babam yerine koyamadım. Kendi yaşadığım bir acıyı melek kadar masum bir çocuğa nasıl yaşatırım Mehmet? Nasıl koparırım onu annesinden? Nasıl aklını bulandırırım? Buna izin vermem Mehmet. Bu çocuğun annesiyle babasıyla her akşam yemeğe oturmak hakkı. Bir çocuğu mutlu etmenin tek yolu birbirine bağlı anne babasının olmasıdır. Hak ettiği de budur ayrıca. Her çocuk anne babasının birbirini sevmesini ister. Şimdi git ne olur. Evet lütfen git. Gümüş. Lütfen. Mehmet, havalar da düzeliyor. Birkaç günlüğüne yakın bir yere kaçsak mı ailece? Hem Mehmetcan'ı da alırız, ne dersin? Anneciğim, bugünlerde çok yoğunum. Ama siz istiyorsanız ben Nihan'la konuşurum. Yok, ben öyle beraber gideceksek diye konuşmuştum. Günaydın. Günaydın kızım. Biz de birkaç günlüğüne tatile gidelim diyorduk ailece. Senin iş durumun nedir? Maalesef çok yoğunum anne. Ama Safiye Hanım'a da iyi gelirdi. Hatta Afyon'a kaplıcalara gideriz. Evet evet. Gelin çok güzel düşünmüş. Bir araştır bakalım. İki günlüğüne herkes programını ayarlar herhalde. Herhalde. Seher, ben bir tane daha alabilir miyim? Sağ ol. Teşekkür ederim. Gümüş, nereye? Geç kalıyorum, size afiyet olsun. Ne oldu şimdi? Ne bileyim ben dede. Bulmuştur kızacak bir şey Gümüş Hanım. Biz en iyisi odalarına zincirleyelim bunları babacığım. Günlerce de çıkarmayalım. Ancak o zaman akılları başlarına gelecek. Yaşa kızım, evet öyle yapmak lazım.